Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. ABD hükümeti arkadaşlar özellikle bu haberi inceleyeceğiz ve şöyle üzerine bir konuşacağız. Hackerlardan ele geçirdiği Bitcoin'leri borsalara taşıyor. Şimdi ilk olarak habere geçmeden sizi şu konuda uyarayım. Çok sık yapılan hatalardan bir tanesi. Piyasanın içerisinde inanılmaz derecede hacking vakası var arkadaşlar. Çok ciddi hacking vakaları var. Burada özellikle merkezden girmek suretiyle cüzdanlara erişim. Devamında da ne oluyor arkadaşlar? İşte yatırımcının fonları maalesef çalınıyor. Bir kere bunu bilmek lazım. Hatta biliyorsunuz Terra vakasında ilk önce hacking'den şüphelenildi. Fakat hacking konusunda herhangi bir sıkıntı yoktu. İşte cüzdanlardan mı çalındı vesaire. Hayır, cüzdanlardan çalınmamıştı. Bizzat yatırımcılar bunları satmışlardı. Devamında bunun organize bir iş olduğu üzerine hatta konuşuldu vesaire vesaire. Yani şunu bilmek lazım. Piyasa içerisinde hatta bak şimdi aklıma geldi. Çok tanınan bir isim. Jordan Belfort arkadaşlar. Wall Street kurdu olarak bilinen dünyaca ünlü bir ekonomisttir. Hatta kendisinin yine aynı isimde Wall Street kurdu adında bir filmi mevcuttur. Belki de biliyorsunuzdur. İşte Leonardo DiCaprio'nun falan oynadığı kendisi 300 bin dolar değerinde hacking vakasına maruz kalmıştır ve 300 bin dolar gibi bir meblağı çaldırmıştır. Şimdi aslında burada neyi anlatmak istiyorum? Birincisi güvende kalmak her zaman esastır. Piyasada büyük oranda hacking vakası mevcuttur. Burada mesela swap'ler yani jacks'ler ve dex'lerden bahsedilir. Mesela siz dex'ler üzerinde kaldığınızda dex'lerin çok büyük oranda zafiyetleri ve açıkları bulunmaktadır arkadaşlar. Bu açık söyleyeyim pancake swap içinde böyle uniswap fena değil ama o da öyle. İşte hele hele yeni oluşan dex yapıları, yeni oluşan işte mesela swap'ler tamam mı? Neyi kastediyorum? İşte Avalanche indeksi, işte ne bileyim şudur budur. Bunlar gerçekten hacking konusunda büyük bir çoğunluğu sağlam değil arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle bunlar üzerinden çok fazla oluyor. Daha yeni yaşanan vakalar var. Bunlar üzerinden erişim sağlayıp cüzdanlardan ne yazık ki yatırımcıların paraları çalınabiliyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Borsalarda kalmakta fayda görüyorum ben. Özellikle Binance gibi büyük borsalar üzerinde yani borsa yapıları buna karşı çok daha uygundur, çok daha düzgündür diyebilirim. Dolayısıyla bu şekilde hacking vakalarından korunmak piyasada her zaman lazım gelecektir arkadaşlar. Bakalım. Son hafta boyunca dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin satış baskısı altında kaldı. Basın zamanı olarak Bitcoin %1,59 düşüşle 22 bin dolar fiyatla ve 424 milyar dolarlık bir piyasa kapasitesiyle işlem görüyor. Bitcoin ABD tarafından baskılanıyor mu? On-chain veri sağlayıcısı Glassnode yakın zamanda ABD hükümeti tarafından yapılan cezai işlemlerle ilişkili cüzdanlardan yaklaşık 40 bin Bitcoin'in harekete geçtiğini rapor etti. Bunların çoğu iç transferler olarak görülüyor ancak bazıları da kripto borsası Coinbase'e taşınmış. Glassnode notları Silk Road hackerlarından ele geçirilen yaklaşık 10 bin Bitcoin Coinbase'e gönderildi. Kripto para okuyucuları için Bitcoin satış baskısı altında kalmaya devam ediyor ve mumlarda da zayıflık gösteriyor. Şimdi bundan bir sonraki videoda özellikle Bitcoin üzerindeki satış baskısı, toplu satışlar vesaire üzerine konuşacağız. Yani videonun ana konusu bu olacak arkadaşlar. Fakat şu anda açıkçası bilinen ABD hükümeti tarafından ele geçirilen burada Bitcoin'ler yeniden Coinbase üzerine taşındığını biliyoruz ki bunlar kuvvetle muhtemel taraflara iade edilmek suretiyle karşımıza çıkabilir. Şimdi burada bir önceki harekette yani Çin'in yapmış olduğu çok enteresan bir durum vardı biliyorsunuz. Hacking vakalarından elde edilen kripto paraları adamlar sakladılar. Ya çok enteresan. Şimdi şundan dolayı enteresan. Adamlar bizzat hacking vakalarını durdurdu. Devamında bunları elde etti. Fakat bunları hiçbir yere taşımadı. Bunları tutmaya devam ettiler ve doğrudan el koydu arkadaşlar. Hükümet, devlet doğrudan bunlara el koydu.
Hayır, bir de satmadılar yani, tutmaya devam ettiler bu şekilde falan tarzında çok enteresan hareketler gözlemlendi. Yani kendileri kripto paralara karşı yasak uygulamışken şu an resmen piyasa içerisindeki en büyük tutuculardan bir tanesi Çin arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin tutucularından. Bunu da bilmek lazım. Biraz enteresan bir durum. Popüler kripto analisti Ali Martinez tarafından Into the Block'tan veriler alınarak rapor edildi. Bitcoin 23.050 ve 23.730 dolar arasında kritik bir destek alanı. Ya teknik analize mi geçti bu ya? Ne diyor? Bitcoin makro faktörler yükseliş öngörmüyor. Diğer taraftan makro faktörler şu anda daha fazla rally desteklemiyor. Salı günü ABD Kongresi'nde ifade verirken Fed Başkanı Jeremy Powell Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceğini ve enflasyonu %2'nin altına getirmeye söz verdi. Salı günü ABD mahkemesindeki bir hakim spot Bitcoin ETF'in reddinin üzerine sicil sorguladı falan filan. Şimdi bak, şunu bilgilendirmek gerekiyor şu konuda. Şu an çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Çok kritik bir dönemeçteyiz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, makro Bitcoin fiyatını inanılmaz derecede etkiler. Dolaylı yoldan kripto ve altcoin fiyatlarını etkiler arkadaşlar. Bunları bilmek gerekiyor. Velhasıl burada bilinmesi gereken bir diğer husus, şu anda ayın 14'ünde enflasyon verisi açıklanacak. Hemen beraberinde Fed faiz kararını verecek. Tabii Fed'in faiz kararı konusunda 50 bas puan ihtimali şu anda artmış durumda. Ancak ilk bilinmesi gereken enflasyon verisi, bakınız, en son 6.4 olarak açıklandı. Burada piyasada gerçekten Fed'in 25 bas puan faiz artışını gözlemleyebilmemiz belki de bu beklentiyi %90 üzerine çıkarabilecek ve açıklandığı takdirde anında Bitcoin ve altcoin'leri yön yukarı gönderebilecek hareket 6.2'lik açıklanacak bir enflasyon verisi olacaktır arkadaşlar. Tabii ki bu devamında 25 bas puanlık bir faiz artışıyla desteklendiği zaman piyasada çok büyük bir açılım gözlemlenebilir. Ama şu anda henüz enflasyon verisini almadık. Velhasıl piyasa genelinde bir düşüş etabı var. Benim aslında görüşüm odur ki bu düşüş etabı esnasında yatırımcı toplamaya devam etmelidir arkadaşlar. Dipten almaya, dipten alımlar yapmaya devam etmelidir. Radikal kırılımdan sonra şayet bir düşüş gelirse zaten bu alımlar, bu dipten toplamalar devam etmek suretiyle ilerleyecektir. Aksi bir durum olduğunda tabii ki piyasada yön yukarı hareketin devamını gözlemleyebileceğiz. Yani şu anda gözler tamamıyla ayın 14'ündeki ABD'nin açıklayacağı enflasyon verilerinde olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.